uğraşıyor. Ama burada işte kahraman olgusu geliyor. Ya bir toplum neden kahramana ihtiyaç duyar? Evet. Ya bir toplumun kahramana ihtiyaç duyması o toplumun bir eksikliği değil midir? Ki bunu çok iyi vurguluyor o şey Max Frisch. Çünkü kendisi de o dağa tırmanmayı aslında kitabın içerisinde eleştiriyor. Ve kendi çok kitabın çok güzel noktası dağcının dağa tırmandığında becerip beceremediğini bilmiyoruz. Dağa tırmanır, sonra geri döner ama tırmanıp tırmanmadığının cevabı kusursuz şeysiz kalır, cevapsız kalır. Yani dolayısıyla bir kere orada belirsizlik yaratır. Ve bir de şöyle bir şey var, tepeye çıktığında der ki hangi tepe, dağın tam tepesi mi, önceden gelmeden önceki bir yamaç mı olduğu da belirtilmez. Müthiş bir sessizlik olduğunu, ki kitabın ismini veren de o andır. Müthiş bir sessizlik olduğunu ve kimsenin bu anı görmediğinden bahseder. Aslında amaç da öyle bir şey olmalı mı söyleyemedim. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şeyi amaçladığında ve başardığında o başarıyı anlamlı kılan şey başkalarının onu görmesi midir? Yoksa senin içinde onu başardığını bilmen midir? Yani bu o amacı başardığında bunu illa paylaşman mı gerekir? Paylaşmasan da onu başarmışsan bu senin iyi hissetmesi gerektirmez mi? Onu çok iyi vurguluyor. Çünkü o dağdaki sessizlikte hiçbir seyirci yoktur. Sen seyirci değil, sadece tek seyirci kendinsindir ve bununla tatmin olabiliyorsan zaten özgürsündür. Çünkü öbür türlü başka birinin ya da başka izleyen, gören, seni övecek kişilerin o başarıyı görmesi ihtiyaç duyuyorsan aslında o amacı kendin için değil onlar için yapıyorsundur. Bu da onları senin üstünde bir noktaya oturtur, bir merci gibi. Onlara tabi olursun. Burada da hemen bir kahramanlığa bağlayıp sonra sana döneceğim. Kahramanlık kısmı da ondan da beni çok etkiledi. Yani bir toplum neden kahramana ihtiyaç duyuyor? Eğer toplumun mekanizmaları düzgün işliyorsa, eğer onun eğitim sistemi, ondan sonra toplumsal işte gelenek, görenekler veya da nasıl o toplumu kuruyorsan, bir adaletli bir sistem kurabiliyorsan kahramana ihtiyaç da yoktur. Çünkü kahraman zor zamanlarda ortaya çıkan, işler kötüye giderken bir adeta tılsımlı değnekle bir şey yapacak kişi gibi adlandırılır. Ki burada da şu var, kahramana ne kadar objektif baktığımız da bir soru işareti. Çünkü kahramana biz, İngilizce buna wishful thinking denir. Yani nasıl söyleyeyim, istediğimiz düşünceleri ona atfederiz ve kahramanı görmek istediğimiz gibi görürüz. Fakat öyle görürken kahraman o mudur, değil midir? Hiç kimse dikkat etmez ve kahraman aslında yanlıdır bu noktada. Yani objektif bir gözleme tabi değildir. Aslında müthiş bir saklama noktasıdır da kahraman. Çünkü ne yapsa doğru anlaşılır, ne yapsa olumlu yorumlanır ve yaptığı ya da yapamadığı hiçbir şey görülmez. Dolayısıyla o kahramanın da aslında tarih açısından baktığında çok önemli, ismi her yerde geçiyor, şunları başarmış derken aslında o anda çektiği yalnızlığı kimse bilmez. Dolayısıyla bunu da müthiş eleştiriyor. Ondan çok hoşuma gitti kitabım.